Sinan Ateş, Ülke Ocakları serüveni nasıl başladı? Hangi çalışmaları yaptı? Ateş, neden Ülke Ocakları'ndan ayrıldı? Birazdan videomuzda. Sinan Ateş'in Ülke Ocakları serüveni lise zamanında Bursa Ülke Ocakları'na katılmasıyla başlıyor. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yılında Ülke Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. 2007 yılında ise Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın danışmanlığına getirildi. 2019 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gözüne giren Ateş, Ülke Ocakları Başkanlığına atandı. Ülke Ocakları'nın ilk akademisyen genel başkanı olan Ateş, tiyatro, edebiyat ve çevrecilik adına pek çok faaliyetlerde bulundu. Ülke Ocakları bünyesinde tiyatro grupları kurarak Türkiye genelinde tiyatro gösterileri düzenlemiştir. Bilgi Türk, Dönence gibi dergileri oluşturan Ateş, çocuklar için Nutuk ve Kutakku Bilik yayınlarını çıkardı. Çevrecilik, milliyetçiliktir sloganıyla Ülke Ocakları'nda çevrecilik faaliyetlerini başlatarak nesli tükenen hayvanlara yönelik çalışmalar da yapmıştır. Ateş, 2 Nisan 2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğiyle Genel Başkanlık görevinden istifa etti.